Ulusal Kanal'dan ve Ulusal Radyo Ortak Yayınından merhaba değerli dinleyiciler, değerli izleyicilerimiz. Bugün nasıl yani programımızda Türkiye'nin eğitimini, eğitim sistemini konuşacağız. Çok değerli eğitimciler var ve partiler seçim bildirgelerinde eğitime nasıl yer veriyorlar? Eğitim konusundaki projeleri, planları neler? Biraz buna değineceğiz ve tabii en önemlisi çağdaş, laik, Atatürkçü, Atatürk İlke ve Devrimlerinden ödün vermeyen eğitim sistemi Türkiye'de nasıl hayata geçirilmeli, ne yapılmalı bunu konuşacağız. Çünkü dini referansların öne geçirilmek istendiği ki büyük çapta da başarıldığı, maalesef olumsuz yönde söylüyorum bunu, bir eğitim sistemi var. Bu eğitim sistemi milli eğitim sistemi mi? Bunları konuşacağız. Stüdyodaki çok değerli konuklarım, önce hanımefendiler diyorum. Sevgili Duygu Yeniay Üsküplü, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duygu Yeniay Üsküplü, İstanbul Eğitimciler Derneği eski başkanı ve araştırmacı, doktora çalışmalarına devam ediyor. Çok değerli bir eğitimci. Ve hemen yanımda yine programlarımızdan çok iyi tanıdığınız Eğitim İş İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Sayın Zekeriya Çakmak var. Hoş geldiniz. Hoş Sayın bulduk, Çakmak. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Yazar, eğitimci Mustafa Solak bizlerle birlikte olacak ama çok önemli bir toplantıda İstanbul Barosu'nda. O toplantıdan çıkarak buraya gelecek ve 16.30 dolaylarında yayınımıza katılacak. Onu da burada antreparantez belirteyim. Şimdi dini referanslar dedik. Daha ziyade eğitimde öne çıkartılmak isteniyor ve yurt genelinde çok 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 sayıda İmam Hatip okulları var. Onun ötesinde ders kitaplarında çok çarpıcı dini konular öne çıkarılmış vaziyette. Yani Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaşıldığını görüyoruz. Cumhuriyet kazanımlarından eğitimde uzaklaşıldığını görüyoruz. Ve bu seçim dönemi tam da bunların çok iyi irdelenmesi gereken bir süreç. Buradan başlayalım. Sayın Çakmak, sizle mi başlayayım? Çünkü ne oluyor? Siz bu konularda sürekli olarak çalışıyorsunuz dernek olarak da. Sendika olarak da. Dernek olarak da İstanbul evet. Eğitimciler Derneği'nde de bir dönem yöneticilik yaptım. Evet, 2007'li evet. yıllarda Cumhuriyet mitinglerini İstanbul'da örgütleyen derneklerden biriyiz zaten. Evet. 14 Nisan Ankara mitingi için Taksim'de bir basın açıklaması yapmıştık ve o gece biz şey demiştik, yani acaba 100 tane otobüs buradan kaldırabilir miyiz Ankara'ya? Fakat gece bir baktık, bir karınca yuvasının böyle şeye çıkar gibi, yeryüzüne çıkar gibi, yani her yerden otobüs istediler. Fakat biz de şöyle bir şey yaptık orada, herkes kendi imkanlarıyla gelsin dedik. Yani bir dernek yöneticiliğim var İstanbul Eğitimciler Derneği'nde. Sorunuza gelince, aslında girişte çok güzel tanımladınız. Yani İmam Hatipler, Atatürk devrimlerinden sapma, Cumhuriyet'in temel değerlerini ikinci plana atma ya da Cumhuriyet'in temel değerleriyle çatışma. Ama işte bakın, bunu yaptığınız zaman yönetemiyorsunuz. Yani seçime, normal milletvekili seçimine ve cumhurbaşkanlığı seçimine bildiğim kadarıyla 1,5 yıl vardı. Yani olağan seçime. Tabii. Biz Kasım 2019'du sanırım, değil evet, mi? Evet. Gidecektik. Şimdi Türkiye'nin değerleriyle oynanınca, Türkiye'nin dinamikleriyle oynanınca, Türkiye'yi Türkiye yapan eğitim anlayışıyla, yani diğer alanlarda da belki pek çok şey söyleyebiliriz. Ekonomide, dış politikada, sanayide. Orada pek çok şeyler söylenebilir ama ben kendi alanımda, evet. Eğitim alanında özellikle incelediğimiz zaman bu iktidarın 3 Kasım 2002'de iktidara gelirken, yani bu hükümetin daha doğrusu 3 Kasım 2002'de iktidara gelirken eline tutuşturulan bir reçete vardı. Bu reçeteyi değişik alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da bir Atatürk düşmanlığı, Cumhuriyet düşmanlığı, laiklik düşmanlığı temelinde şekillendirmişlerdi. Çünkü her ne kadar Türkiye'de 2000'li yıllara gelinceye kadar
o 46'da başlayan karşı devrim bir takım tahribatlar açmış olsa da var olan o büyük yapının, yetişmiş insan gücünün, evet, kurumların Cumhuriyet devrimini ileriye taşıma anlamındaki o güçlü özelliklerinden ötürü belki bunu günlük hayatımızda ya da eğitim hayatımızda çok hissetmiyorduk biz. Fakat böyle tedrisat, tabii yani tedrisat 3 Mart dediğimiz 3 Mart 1924'te o 3 devrim kanunuyla gelen, onu da aslında belki açmak lazım. Yani orada bir eğitimin birliği ama onu şekillendiren bir Fransız devrimi var. Bir tarafta var. Aydınlanma, evet, modernizm, birey olabilme, ulusların sanayi toplumunda yaşadıkları çağın gereklerini taşıyacak bir takım kültürü, ekonomiyi, eğitimi, verecek olan insan gücünü yetiştirme anlayışı yanında bir de 1917 Ekim devrimi dünyada bir halkçılık anlayışıyla bütün dünyayı etkiliyor aslında. Yani Türk devrimine bakıldığında eğitim anlayışı bakımından bir tarafta aydınlanma, Fransız devrimi, modernizm, bir tarafta da halkçılık bizim hayatımıza nasıl yansıyor? İşte o 17 Nisan 1940 yılında köy enstitüleriyle hayat bulan köyü kalkındırma, ihtiyaç oranında ziraat mühendisi, evet, teknisyeni, sağlıkçı, diyelim oradaki tarımla ilgili bir takım gelişmeleri, ilerlemeyi kaydedecek olan bir birikimli insanı yetiştirme, yani köylüye önderlik edecek insanları yetiştirmenin şekillendiği bir eğitim anlayışı var orada. Şimdi biz bugün iktidar ben yönetemiyorum artık dediği anda, yani Nisan ayında sanırım bu seçim kararı çıktı. Geriye dönüp baktığımızda işte yaptıklarının bir sonucu olarak geldiler, duvara dayandılar. Bir İmam Hatip aşkı uğruna, yani bugün Türkiye'de ortaokul ve liseyi saydığımızda 2500 tane İmam Hatip okulu var. 2 milyona yakın İmam Hatip öğrencisi var bugün Türkiye'de. Yani 1450 tane İmam Hatip Lisesi'nde ve işte 1000'e yakın ortaokulda, yani daha temel eğitimi almamış olan çocuğu somut olarak düşünmesi gereken, bir takım olgularla kendi hayatını şekillendirmesi gereken çocuğu biz bir takım uhrevi anlayışlarla daha ortaokul çağında, yani 10, 11, 12 yaşlarında ne yapıyoruz orada? Ayrı bir dünyaya sokuyoruz. Yani müfredat tartışmaları içerisinde bunu çok gördük biz. Ama gelinen noktada o fabrika ayarları dediğimiz, yani Cumhuriyet devriminin ilerlemeyi, çağdaşlaşmayı ve modernizmi esas alan anlayışını, üretim var orada. Orada bir üretim var. Orada bir aydınlanma var. Bir sorgulama var orada. Yani bütün dünyayı alıyor, dünyadaki klasikleri 1940 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in başkanlığındaki bir komisyon, bir tercüme komisyonu, ki Orhan Veliler var orada. Tercüme ediliyor. Yani tercüme, yani dünyada neler dünya var? Yani Sovyetlerde ne var? Fransa'da ne var? Alman edebiyatında ne var? Bütününü bu topluma kazandırmaya yani çalışıyor. Cumhuriyet aydınlanması. Tabii ama Cumhuriyet tabii budur zaten. Tabii. Yani Cumhuriyet evrensel bir kavram. Bize özgü değil sadece. Yani insanların kendi bireysel anlamda gelişimlerini sağlayacak, moderniteyi sağlayacak, onların geçimlerini idare edecekleri eğitim anlayışını onlara verecek, karşılaştıkları sorunlarda o sorunları çözecek yöntemleri bireylere kazandıracak bir eğitim anlayışıyla ortaya çıktık biz. Ve bugün hala Türkiye ayakta duruyorsa, bugün hala Türkiye'de İşte son dönemde yaşadığımız o dip dalgası büyük bir ivme kazanıp bu gericik dara karşı bir tepki olarak ortaya çıkıyorsa, işte o geçmişin yaşama gücüdür bu. Yani orada güzel şeyler yaşandı, orada güzel örnekler yaşandı ama bu iktidar bütün bunları yok etmeye,
Türkiye'yi orta çağa tekrar geri göndermeye. Bunu yapamayacağını da biliyor aslında. Bunu yapamadı. Yani bunu söylerken şuradan yola çıkıyorum. Bugün İmam Hatip liselerinde öğrenci mevcutları, yani genel anlamda bakarsanız, diyelim 100 üzerinden alırsanız, 100 birim üzerinden alırsanız 65'i boş. Bütün olanakları oralara seferber etmek uğruna diğer bütün kurumları yok ettiler bir burada. Fakat buna rağmen %100 kişilik okulda, yani diyelim 1000 tane öğrenci varsa ya da 1 milyon öğrenci varsa 650 bini boş. Şimdi geldiler bir İmam Hatip uğruna bütün sistemi yok ettiler. En son işte 2 Haziran'da bir sınav yapıldı Türkiye'de. Lise giriş sınavı. Okulları önceden ayırmışlardı. Birileri nitelikli okul. Ya. Birileri bazı okullar niteliksiz okul. Ne kadar... Ve bakan bunu çıkıyor, kamuoyunda savunabiliyor. Bu nasıl bir tanımlamadır? Bir devlet sistem içindeki okulları bunlar nitelikli efendim, bunlar niteliksiz diye ayrıştırabilir mi? Biraz vicdan olması niteliksiz gerekiyor. Niteliksiz ne demek? Yani ben 15 yıl yönettim, bu şu demek Gülgün Hanım. Ben beceremedim. Ya ben 15 yıl yönettim, fakat 15 yılın sonunda sizin 10 bine yakın lise var Türkiye'de şu anda. İmam Hatip, Meslek Lisesi, Anadolu Meslek, Fen Lisesi. 10 bin tane okulun diyor, bakan vereceğim, 1370 tanesini ayırıyor. Diyor ki bunlar nitelikli. Yani bunları ben sınavla dolduracağım, sınavla öğrenci alacağım. Ama önce büyük bir iddiayla çıktılar. Dediler ki biz artık sınavı kaldırdık, hiç kimse stresi olmayacak. Öğrenci istediği okula gidecek, evine yakın okula gidecek. Ne güzel değil mi? Kulağa çok hoş geliyor. Kulağa hoş geliyor. Güzel, güzel. Fakat okulları ayırdınız. Geçenlerde müsteşar velilere kızıyor. Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı. Diyor ki biz diyor sınavları kaldırdık diyor. Fakat diyor bizim öğrencilerimizin velileri diyor hala diyor sınava girmek için diyor. Mesela 1 milyon 280 bin öğrenci var ortaokul son sınıfta. Şu anda Türkiye'de 996 bin tanesi sınava girmek için başvurmuş. Müsteşar aklı sıra fırçalıyor. Ya okulu diyor bak sınavı yok diyor. Orada diyor istediğine gideceksin diyor. Niye diyor başvurdunuz diyor. İyi güzel de siz ne yaptınız? Çember sistemi getirdiniz. 9 tane okul o çembere koydunuz. İmam Hatip var. Mesleki liseler var ve Anadolu liseleri var. Diyor ki en az 2 tür liseyi tercih edeceksiniz. Şimdi esaslar tam açıklanmadı ama genel anlamda böyle bir tablo var ortada. Çember sistemi diyorlar. Evet. Gelinen noktada veli çocuğunun geleceğini düşünmek zorunda. Çocuğunu İmam Hatip'e mahkum etmemek için. Çocuğunu ya da yani çocuğunun kendi geleceğinde avukatlık, mühendislik ya da tıp gibi bir takım alanlarda eğitim görmesini istiyorsa, bir Anadolu Lisesi'ne gitmesini istediği için ne yapacak orada? Oradaki tercihlerde eğer Anadolu Lisesi yoksa taşınacak. Olmayacak çünkü. Ya taşınacak ama kim nereye taşınacak? Evet. Hepimiz taşındık diyelim, sonuçta değişen bir şey olmayacak orada. Ha ne oldu burada işte? Özel okulları öne çıkardı. Devlet, Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz diyor ki ben devletin eğitimdeki iradesi olarak bu işi yönetemiyorum. Bu işi yönetemedim. Okulları ayırdım, ayrıştırdım. Çocuklarınızı özel okullara gönderin diyor. Çünkü yani işin özeti bu diyorsun. İşin özeti bu. Şimdi bir cümle çok özür dilerim. Bir cümle. Ve diyor özel okula gönderdiğin her çocuğa ben 3000 lirayla 4000 lira arasında diyor katkı payı vereceğim. Bu çok vahim. Bunu da konuşalım. Fakat tabii konuyu daha çok çağdaş laik eğitim temelinde konuşmak istiyoruz. Bu arada duyurduğumuz gibi Sayın Mustafa Solak geldi. Saat 16.30 civarında burada olur demiştim. Daha önce konuştuğumuz gibi ama çok hızlı bir şekilde geldi. Hoş geldiniz Sayın Solak. Siz de soluklanırken ben Sayın Duygu Yeniay Üsküplü'ye dönmek istiyorum. Siz İstanbul Eğitimciler Derneği'nin eski demeyeyim önceki başkanlarındansınız.
Nedir İstanbul Eğitimciler Derneği'nin faaliyeti, ne yapar? Şimdi Eğitim İş İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Sayın Çakmak burada. Bir de dernek var karşımızda. Evet. Ne yapar Eğitimciler Derneği ve tabii bu programdaki değerli konuklarımın hemen hepsi Eğitimciler Derneği'nin de birer üyesi. Oradan yetiştik biraz. Oradan. Zaten bahsettiniz gezi eylemleri sırasında. Buyurun Sayın Üsküp. İstanbul Eğitimciler Derneği, köy enstitülerinde yetişen Cumhuriyet'in aydın öğretmenlerinin kitlesel mücadele içerisinde pişe pişe eylemler, etkinlikler içerisinde gelişe gelişe kurduğu sendikaların ve TÖS, Türkiye Öğretmenler Sendikası. Ve ardından TÖBDER'in devamı şeklinde var olan bir dernektir. Dolayısıyla da Cumhuriyet'in eğitim felsefesine, eğitim anlayışına sahip çıkmak gibi çok temel bir görevi vardır. Bizler de hem öğrencilik yıllarımızdan itibaren eğitim fakültelerinde öğrenciyken tanıştığımız Eğitimciler Derneği'nde görevler alarak hem çağdaş eğitimin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bilincimizi geliştirmeye devam ettik. Hem de buralarda yöneticilik, üyelik, başkanlık gibi görevlerle bu geleneği bizden sonrakilere aktarmak üzere faaliyetlere devam ediyoruz. Bu çok da net ve kararlı bir üslup. Çok doğru bir mesaj var burada. Yani biz aslında eğitim sistemindeki sorunlar yazıyor ekranımızda ama biz aslında neyi istiyoruz? Çağdaş, laik, Atatürkçü eğitimi istiyoruz. Bir de ahlaklı bireyler. Ahlaklı. Yani yurtsever birey, çevreyi seven birey, hayvanları koruyan birey. Dindar, dindar yani, nesil değil. Dolayısıyla yani, Sayın Üsküplü, şöyle bir baktığımda ben, partilerin seçim bildirgelerinde ki daha önce burada Profesör Doktor Sayın Tülin Oygür'ü ağırladım. Vatan Partisi'nin eğitim programını masaya yatırmıştık. Çok önemli mesajlar verdi. Sistemi taradı ve neler yapılması gerektiğini anlattı. Çok kapsamlı bir program koyuyor parti ortaya, Vatan Partisi. Diğer partilere genel olarak şöyle bir göz attığımızda en büyük yaramız eğitim sisteminde problemlere parmak basan net programlar olduğunu pek göremedim. Yanılıyor muyum bilemiyorum. Siz genel olarak ne söylersiniz? Şimdi eğitimin amacıyla bir başlayalım ilk önce. Tabii. Eğitimin iki temel amacı var. Birisi istihdamla ilgili meseleler. Yani bilgi ve beceri aktarımıyla insan gücünü iş dünyasıyla buluşturacak bir bilgi aktarım süreci. Biz şimdi bu kısmına öğretim diyoruz. Diğer bir ayağı ise gelecek tasarımı. Bizi bir araya getiren ortak değerler çerçevesinde biz toplum olarak geleceği nasıl tasarlayacağız? Yani bizim ortak değerlerimiz nedir? Biz hangi konular üzerinde bir kader birliği yapıyoruz? Bunda aslında gönül kısmı diyebiliriz. Yani gönüldaşlığımız bizim nerede? Cumhuriyet devrimi akıl ve gönül birlikteliğinin sağlanmış halidir eğitimde. Bugün seçim bildirgelerinin hepsini alıp özellikle eğitimle ilgili kısımlarına baktığımda bir üst felsefe, bir anlayış, bir bakış açısı bulmakta çok zorlandım. İşin istihdamla ilgili olan kısmına dair çok fazla veri var. Uluslararası metinler çok güzel incelenmiş. Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası, OECD hepsinin eğitimle ilgili öngörüleri ya da talepleri dikkate alınmış ve neredeyse birbirinin aynı ifadeler kullanılarak bir öğrenci ve gelecek tasarımı, eğitimde öğretilmesi gereken beceriler tanımı yapılmış. Her birinde söz konusu bu. Ancak biz bu üretim süreçleri içerisinde birer işçi, birer çalışan birey olurken hangi temellerde bir arada olacağız? Biraz önce Zekeriya Hocam söyledi, ahlak. Hani hangi ahlaki değerler, hangi toplumsal değerler çerçevesinde biz bir arada yaşayacağız? Bunlarla ilgili eğitime çok fazla anlam yüklenmediğini görüyorum. Evet. Şimdi burada Cumhuriyet Devrimi'nin bize öğrettiği nedir? Bir kere birlik, bütünlük, milli birlik. Bu noktada da çeşitli kavram karmaşaları söz konusu. Şimdi bütün seçim bildirgelerinde millileşme, milli olma, milliyetçilik bu ifadelerin kullanıldığını görüyoruz eğitimle ilgili de. Pelesenk oldu artık dinleri ve içi boş. Evet. Kavram olarak içi boş, doldurulamıyor. Oysa ki o milli tanımı bizim anayasamızda, Cumhuriyetimizin kurucu felsefesi içerisinde çok net bir şekilde tanımlanmış durumda. Bunu hepimiz biliyoruz ama seçim bildirgelerinden bir tanesindeki milliyi kaldırıyorsunuz,
Altından dinci gerici ayrışma söz konusu ümmet anlayışı yer alıyor. Bir başkasını kaldırıyorsunuz, bir başka seçim bildirgesinin altından bölücülük çıkıyor. Türkiye'yi doğu batı diye bölen, etnik anlayışlara göre, kimliklere göre bölen bir anlayışla milli ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Şimdi buralarda tabii ki çok net bir duruş sergilemek lazım. Köy enstitülerinden yola çıkarak değerlendirelim. İki tane önemli ihtiyacımız var bizim. Bir tanesi planlama. Bugün işte bu uluslararası çerçevelerdeki tanımlamalar üzerinden bir gelecek planı yapmak ve hemen ardından bir değişim beklemek mümkün değil. Çünkü o zaman ne oluyor? Taksi durağının önünde eğitim sistemimiz değişebiliyor, sınav sistemimiz değişebiliyor ama verim alamıyoruz. Okul türleri birdenbire değişiyor, sistem, sınavlar. Durmaksızın bir değişim çabası ama sonuçsuz kalıyoruz. Köy enstitüleri bize çok önemli bir şey öğretiyor, bu planlamanın önemini. Köy enstitülerine benzer bir eğitim modeli ilk kez 1912 yılında öneriliyor. Muallim çiftçiler, çiftçi muallimler. Ancak bir türlü hayata geçemeyen bir karar oluyor. 1940'lara kadar bir sürü deneme var. Bu denemelerin başarısız olmasının sebeplerinden bir tanesi, önümüzü açmasına rağmen bizi şaşırtan uluslararası yine metinler, raporlar. İki tane çok önemli rapor var. John Dewey raporu ve Kühne raporu deyip eğitim sistemimize dair raporlar tutuyorlar ve bize önerilerde bulunuyorlar. Şimdi buralarda Türkiye'nin özgün koşullarını bilmeyen raporlar, değerlendirmeler bizim önümüzü açmıyor. Hemen küçücük örnek verelim. John Dewey'in raporunda mesela bütün okullara kütüphane yapılması talebi söz konusu. Çok güzel, niye karşı çıkalım? Ama selüloz sanayimiz gelişmemiş, kitap basamıyoruz. Yani şimdi bu durumda kendi özgün koşullarımıza göre ihtiyaçlarımızı belirlemeli ve planlama yapmalıyız. Aynı o gün olduğu gibi bugün de durum söz konusu aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Bir, uluslararası çerçeveleri esas almak önümüzü açmıyor. İki, planlama ve özgün ihtiyaçlar doğrultusunda gelecek planı yapmak gerekiyor. Bunların ikisini de maalesef seçim bildirgelerinde çok net göremiyoruz. Göremiyoruz. Çok çok önemli bir şey söylediniz. Selüloz. Evet. Yani selüloz fabrikalarımızın olması kağıdın temel maddesi. Sekat. Evet. Sekalar. İşte hani Tansuçiller döneminde özelleştirdiler. Evet. Hatta yanılmıyorsam şöyle bir laf etti orada. Biz dedi son sosyalist devleti yıktık. Geçen gün de AKP'nin mitingine gitmiş Yeni Kapı'da. Evet, sosyalist devleti yıktınız. Ama bence anlamlı bir şey. Yani yıkıcılar buluşuyor. O zaman yapanlar da buluşmalı burada. Bir arada bir not Duygu Hocam, çok özür dileyerek Duygun Hanım. Şimdi lise giriş sınavında Anadolu Lisesi okulları sayısı problem olunca 10 gün önce İstanbul'da planlama diyor ya, 60 tane okulu bir gecede tabelaya indirdiler, Anadolu Lisesi yaptılar. Tamam, onu konuşalım çünkü seyircimizin aklı karışacak. Evet. Selüloz fabrikası deyince kağıt önemli, kağıt olmadan kitap basılamıyor. Türkiye'de çok ciddi bir kağıt sıkıntısı yaşanıyor şu süreçte çünkü ithal. Evet. Ve bakın, eğitimin çağdaş, laik, disiplinli, planlı programla yürümesi için artık Türkiye'nin üreten Türkiye modelini süratle hayata geçirmesi gerektiğini görüyoruz bu noktada. Yani sizin bu vurgunuz çok önemli. Eğitimin temelinde üreten Türkiye kesinlikle öyle formülü var. Şu ayağa da dikkat çekelim. Tabii, gelecek tasarımı dedik, gönüldaşlık dedik. Bizi toplum olarak bir arada tutan değerlerin neler olduğuyla ilgili iki anlamda çok ciddi saldırı söz konusu. Bir tanesi laiklik karşıtı uygulamalar ve anlayışlar, diğeri de bölücülük. Maalesef öğretmenler odasında bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü, ortak anlayışımızı zedeleyen çok önemli siyasi müdahaleler bunlar. Eğitimde Cumhuriyet Devrimi'nin bizi birdenbire çok ileriye taşıyan bu birliktelik anlayışının bu iki temelde sarsılması bizim çağlar boyu geriye doğru dönmemize neden oluyor maalesef. Laiklikle ilgili tartışmaları burada iki uzmanımız Mustafa Bey'e söz konusu. Seçim bildirgelerinde hem eğitimle ilgili hem de onun dışında diğer alanlarla ilgili çok fazla yapılan vurgu, bu aşırı özgürlükçü, bütün
kırmızı çizgilerin tekrar gözden geçirilebileceğine dair ifadeler bizi korkutan ifadeler açıkçası. Tabii burada çünkü ana dilde eğitim vesaire gibi şimdi konular da 2015-2016 yıllarını bir hatırlamak lazım. Yani öğretmenlerin, eğitimcilerin özellikle hafızasının çok daha kuvvetli olması lazım. 2016 Kasım ayından bir haber. Bir eğitim öğretim yılı içerisinde 5 tane ilimizde toplam 242 tane okulun yakıldığına dair haber. Bunları yaşadık. Okullarda işte bu 2016-2017'ye de sarkan bu süreçte karne dağıtılırken okullarımızın içerisine bombalar atıldı. Çocuklarımız kaçırıldı, hendeklere götürüldü, oralarda dağlara kaçırıldılar. Öyle değil mi? Anneleri gittik meclisin başına... Diyarbakır'da kadınlar, o güzel kadınlar eylemliydi. Evet. Çocuklarımızı geri istiyoruz diye. Meclisin önünde eylem yaptılar. İşte vatanımız bize, devletimiz bize sahip çıksın, çocuğumuzu geri getirsin dediler. Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz öğretmenlerimizin acısı hala içimizde. Şimdi bu acıyı yüreğimizden bilincimize çıkartma zamanı. Bu seçim dönemi hani çok sık her yıl seçim yapar hale geldik. Hem laiklik karşıtı eylem ve etkinliklerle, uygulamalarla hem de bölücülüğün başına çektiği baskılarla, zulümlerle bireyin özgürlüğünün elinden alındığını görüyoruz. Oysa ki Cumhuriyet Devrimi, aydınlanma bireyin kendisini ifade edebildiği, gerçekleştirebildiği, özgürce kendi toprakları üzerinde kendini var edebildiği bir anlayışın oluşmasını sağlamıştır. Bu bizim için çok önemli. Çok önemli. Döneceğim sizlere. Sayın Mustafa Solak'a döneceğim. Çok önemli kitaplar yazdınız. Gayrimilli eğitim dediniz. Laikliği vurguladınız bir kitabınızda. Siz özellikle bu laiklikten nasıl sapıldığını fıkıh derslerinde, imam hatiplerde okutulan fıkıh derslerinde aile kavramı, kadın kavramı, çocuk kavramı, hatta karı koca ilişkisine varıncaya kadar çocuklara son derece zehirli noktaların öğretildiğini sayfa sayfa anlatıyorsunuz. Biz şimdi laik eğitimden, Atatürkçü eğitimden uzaklaşıldığını biliyoruz artık. Teşhis tamam. Hı hı. Siz bu noktada ne söylüyorsunuz? Şimdi ben aslında 10 tane bir madde çıkardım. Partiler ki geçtiğimiz gün beraberdik bir panelde. Hı hı. Parti temsilcileri vardı AKP ve MHP dışında. İyi Parti, Vatan Partisi, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri ve ortak soruydu. Evet. Yöneltmiştik özellikle bu konu. Şimdi oralara tek tek değinmek gerekecek. Ben aslında 10 tane de madde belirledim. Bunlar milli eğitim, toplumcu eğitim, FETÖ ve PKK ile eğitimde mücadele, müfredat, askeri okullar, sadaka kültürü, meslek liseleri, sınavların kaldırılması, ana dilde eğitim, öğretimin birliği olmak üzere 10 madde üzerinden. Ama önce tabii buralara ilişkin partilerimiz seçim beyannamelerinde ne diyor demeden önce bir kere eğitimdeki ideolojik ve felsefi noktayı bir ortaya koymamız da lazım. Bir kere Cumhuriyet'in devrimci eğitim felsefesi, ideolojisi neydi? Şuydu, Atatürk'ün deyimiyle fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler yetiştirmek. Yani kişi sorgulayan, düşünen, okunan bireyler olarak geleceğe bir birey olarak öncelikle yetişmesi gerekir. Şimdi bunu ortaya koyuyor. İkincisi, toplumuyla ve vatanıyla barışık, vatanını önemseyen, milli kültürü benimsemiş, özümsemiş bir birey ortaya koymak. Yani bu iki temel amacı var. Şimdi ben partilerimize bakıyorum seçim beyannamesine, öğretmen akademileri, öğretmenlere ek gösterge, ikramiyeler, yüksek lisans ve doktoralar da işte fırsat yaratmalar, bir öğretmen güzellemesi deyim yerindeyse, sanki diğer memurlar çok önemli değilmiş gibi bir algı yaratılıyor. Böyle bir vaatler üzerinden, binalar açmak falan filan. Peki bu dediğim noktada acaba geriledik mi? Daha da mı ileri gidiyoruz? Önce buraya bir yanıt verelim ki daha sonra işin teknik kısmına, yani özlük, yani bina yapımına, özlük noktasına, mali haklar noktasına, sosyal olanaklar noktasına değinelim. Yani eğitimde ideolojik ve felsefi noktayı tam oturttuk. Cumhuriyet'in devrimci eğitim anlayışını benimsettik topluma. Geriye bu öğretmenin talepleri mi kaldı? Binaların teknolojik aletlerle, araçlarla doldurulması mı kaldı? Şimdi sorun biraz böyle ben beyannamelerde gördüm. Tabii bir iki tane partimiz burada ayrıksız tutuyorum ama genel anlayış bu. Tabii bunu vermeden önce buna bir gelelim.
O da olsun. Tabii ama önce bunu bir ortaya koyalım. Temel, şimdi bakın, temel ben, bekliyoruz değil mi? Tabii. Eğitimde temel bakın, bekliyoruz. Bir kere millet dediğimiz olgu parçalanıyor. Toplum daha çok ümmete gidiyor, etnik temelde parçalanıyor. Bakın ben kendi davranışlarımı zaman zaman televizyonlarda örnek vereyim. Burada da örnek vereyim. Bakın öğretmeni de dahil bir geri gidiş var. Şimdi örnek Nasıl bir geri gidiş örnek mesela? Vereyim hızlıca sırasıyla. Bakın öğrencilerim bazen soruyorlar. Hocam bizden öğrendiğinizi söylüyorsunuz. Ne öğrendiniz? Diyorum ki sizden öğrendiğimi kitaplara bile yazıyorum. Ya öyle deyince dikkat kesiliyorlar. Şunu öğrendim diyorum. Siz bir gün sınava başlamadan önce bana kopya çekersek siz de diğer öğretmenlerimiz gibi hakkınızı helal etmeyecek misiniz diye sormuştunuz. Sınıf topluca bunu sordu. Düşünebiliyor musunuz? Ne demek hakkını helal etmek? Evet. Şimdi bunu sordu. Bir şimdi kere biz cümle bile tabii. İçinde başka şey barındırıyor. Aslında, bakın, hakkım sana helal şimdi, olsun. Ne demek? Tabii. Şimdi bu şunu anlama geliyor. Yani çocuk bunun aslında kültürel olarak da, dini olarak da değil mi? Bir emek hırsızlığı anlamına, kul hakkı yemek anlamına dini tabir olarak biliyor. Ama bunu normalleştirmek, meşrulaştırmak için öğretmenin helal etmesi beklentisine giriyor. Peki diyorum, siz, bakın bunu yazdım kitabı, gösterdim çocuklara geçen yıl. Dedim ki siz böyle söylemiştiniz. Yani emek hırsızlığını dinen meşru hale getireceksiniz ve üstelik de sorgu meleğinin karşısında suçu da bana atacaksınız. Günahsa bile Mustafa öğretmenimiz helal etti. Ona yazın günah diyeceksiniz. Öyle mi diyorum? Falan. Bir tane öğrencim şunun yanıtı verdi. Siz dedi helal ettikten sonra sorgu meleği bu işe ne karışır? Tamam dedi. Bir, yeni bir şey daha öğrendim sizden. Bunu da diğer baskıda yazayım. Şimdi bakın görüyor musunuz? Yani bu dibin dibini bulacağız. Öyle çıkış yapacağız diye bir anlayış var bazı dostlarımızda. Neler konuşuluyor? Tabii. Şimdi, şu konuşulanlara bakın. Tabii. Geleceğe dönük. Daha bu bir. İkincisi. Farklı bilgi, birikim, laiklik bakın, içeren bunu, şeyler konuşulacağına. Yok bunu, melek ne olacak, ahirette ne olacak falan. Çocukların tabii, zihnine tabii, bunları bakın, doldurmak. Ve soru da soru kökünde ne var? Siz yanlış. De diğer öğretmenlerimiz gibi. Demek ki öğretmen sınıfa giriyor. Ya çaresizlikten, bakın helal etmem, dinle korkutuyor. Ya da hakikaten onun da anlayışı o. Evet diyor bu dinen günahtır falan. Daha da korkutmaya çalışıyor. Yani öğretmenin bilincinde de gerileme. Ya da bakıyorum yeni mezun olmuş öğretmenler özellikle. Bakın son 10 yıldaki. Daha boş ve daha millet anlayışından uzak. Bakın tespih çekerek koridorlarda yürüyor. Tespih çekerek. Sınıfa tespih çekerek giriyor. Ben öğrenciden avuç dolusu her hafta tespih topluyordum. Öğretmenlerimiz de çekiyor diyerek. Ben yaftalanan, kul takılan bir öğretmen haline getiriliyordum. Veyahut da bakın. Seminer için memleketim Kangal'a gittiğim vakit din kültürü öğretmeni şunu söylemişti. Öğretmenim dedi ben burada din kültürü dersini anlatırken şurada bir hamam böceği vesaire böcek geçtiği vakit öğrenci öğretmenim bu böceği öldürürsem helal midir diye soruyor. Bu nedir? Vicdanın kaybolmasıdır. Aklın kaybolmasıdır. Biz bu vicdan eğitimini veremiyorsak, akıl eğitimini veremiyorsak o zaman bana öğretmene ek gösterge vermişsiniz en yüksek binalarda ders vermişsiniz. Boğaz manzaralı olmuş. Önüme laptoplar, tabletler falan ve bir anlamı kalıyor mu? Aklını kullanamayan, millet olgusunun parçalandığı bir zihniyet, eğitim sistemi maalesef bu. Veyahut da bakın çocuktaki düşünceye bakın. Benim bir sınıfım yarısı İmam Hatip öğrencileriyle doluydu lise 2'de. Çocuklar Arapça dersi zor olduğu için kayıtlarını ikinci dönem bizim okula aldırdılar. Ticaret lisesine. Çocuk şunu söylüyor. Diyor ki öğretmenim Allah Atatürk'ü toprak kabul etmedi. Betona gömdüler. Bunu söyleyen çocuk. 3-5 gün sonra şunu söylüyor. Hocam diyor en iyi içki Allah çarpsın. Jack Daniels. Şimdi tabii marka söylemeyelim ama. şimdi bunu şu anda. Şunu için söylüyorum. Bir örnekleme şimdi, açısından. Tabii şunu için söylüyorum. Şimdi bakın bir insanın bu aslında bir dengesinin de kaybolması hali. Yani sen dinsel olarak ülkenin Atatürk'ü. Dengeleri gitti canım. Atatürk'ü evet. Eleştiriyorsun. Değil mi? O zaman bununla tutarlı bir cümle söylemen lazım. Ama. En iyi içkinin ne olduğunu da bilen bir birisi. Hayır ülkenin şimdi, başı çıkıp da iki ayyaş derse sistem böyle evet. Abuk sabuk saçma sapan şeyleri tabii, tartışır. Şimdi bu toplumun tabii. Öğrencinin psikolojik dengesinin de bozuyor. Yani tutarlı bir görüş de sunmuyor. Evet. Yanlış bilgi evet. Geçtim tutarlı görüş de sunmuyor. Psikolojik dengesinin bozulması anlamında. Veyahut da çocuk diyor ki gelin burada bize konuşuyorsunuz güzel de tarikat şeyhimizle tartışın. Yani öğretmen bilgi kaynağı olmaktan uzaklaşmış. Şimdi bakın ne demek bu tarikat şeyhiyle tartışın? Yani tarikat bu Atatürk'ün bu ülke şeyhler, şıhlar, mensuplar ülkesi değildir. En büyük tarikat ilimdir sözü, bilimdir sözü. Niye tekrar tekrar söylenmiyor da çocukların zihninde evet. Tarikatlar, ağalar, şeyhler, imamlar, bilmem imam hatipliyiz diye övünenlerin abuk sabuk söylemleri kalıyor. Tabii. Bakın bir gün sınıfa merhaba demiştim. Topluca bana
aleyküm selam demişti. Ben dedim ki size selamun aleyküm demiyorum. Niye söylüyorsunuz bunu? Hangi bir, okul bu? Bu Esenler'de bir lise, meslek lisesi. Yani, İmam Hatip imam, değil. Değil, değil, değil. Çünkü diyor diğer öğretmenlerimiz de böyle selam veriyor. Yani öğretmeni alıştırıyor. Şimdi öğrencisi bir dert, idarecisi bir dert, öğretmeni bir dert. Şimdi böyle okullarda öğretmenlik yapmak durumunda kalıyoruz. Böyle ya da öğretmen sınav yapacak, sınav başlamadan önce sanki savaşa yollar gibi Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu Tayyip Erdoğan'ın bir lafı milletin diline pelesenk oldu. Allah yar ve yardımcınız olsun. Niye canım? Oturacağız yani Allah'ım ne olur bana hani hem bu, yar ol hem yardımcım ol. Ben önüme paralar koy, iş imkanı koy, arabalarım olsun, villalarda oturayım, yalılarım olsun filan mı? Yani bakın bu şey, anlayacağız yani. Şöyle bir şey yani üniversite mezuniyet sınavı Allah değil, lise mezuniyet sınavı olsun. Değil, savaşa göndermiyorsunuz. Yani bir sınav yapıyorsunuz. Bu kadar abartıya, bu kadar işin içine dini sokmaya gerek var mı? E o zaman öğrenci de çıkıyor karşıma tespit çeviriyor, bir de ayakkabı ayağının üzerine atıyor. Din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması. Bakın sadece dünyayı geçtik, çocuk özgür düşünemiyor. Helal, haram, mekruh, caiz ve düşünün üstelik de dengesi bozulmuş. Peki dedim siz dedim helal etmiyorum hadi kaçınız vazgeçecek? İnanın bir tane parmak kaldı. Helal et icadı çıkardılar, helal gıda icadı çıkardılar ama o helal gıdayı, helal eti üreteceğinize haram yemeden bu ülkeyi yönetseniz bakın, ve çocukların zihnine bunu Gülgün soksanız. Hanım şurada yok bakın o öğrenci dedim ki helal etmiyorum peki dedim. Bir, kaçınız iki dakika vazgeçecek? Sonra ara vereceğiz. Kaçınız evet. Vazgeçecek dedim sadece bir parmak kalktı. Şimdi düşün zaten yapacak suçu atacak insan arıyor, öğretmen arıyor. Olay bu. Biz bu çocuklara emeğe saygı öğretmemişiz, vicdanı öğretmemişiz, doğaya saygıyı, canlıya saygıyı, hayvana saygıyı öğretmemişiz. Ne öğretiliyor peki? Öğretmemişiz. Kadını dövmek uygundur. Kusura bak. Kadını dövmek uygundur. Canını anasıyla, yakmadan dövün. Annesiyle zifafa girmediyse üvey kızla üvey babanın evlenmesine günah yoktur, uygundur. Kocaya boşa o sesiyle boşama hakkı uygundur. Efendim ondan sonra halası teyze kız kardeşi değilse aynı anda bunlarla aynı anda evlenemez ama kadını tek eşlilik. Mahkeme önüne çıkmadan boşama, 50 kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusunun artması kıyamet alameti. Beylerin hanımların emri altına girmesi kıyamet alameti. Köle kadının efendisini doğurması, bakın köle kadın, kölelik mi kaldı? Kıyamet alameti. Şimdi bunlar hepsine, ders kitap tabii dönemde. Ders kitaplarını hepsi bunlara koymuş. Ve bu şekilde bunlar normal lise ve ortaokullara da geniş edildi. Şimdi bakın seçmeli olarak 10. sınıfta 11. sınıfta okutulan Hazreti Muhammed'in hayatı dersi peki, var. Peki şimdi yeni eğitim öğretim yılında ne olacak? Okutuluyor bakın şu anda okutuluyor ve genişletiyor. Örnek vereyim bir tane. Şimdi Türkiye seçime gidiyor. Onun için değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler bakın Türkiye seçime giderken kararınızı çok iyi verin. Ya tamamen dogmalarla donatılmış gençler yetişecek bu ülkede ya da bilimin ışığında, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında gençler yetişecek. Bakın bir örnek vereyim hemen. Hemen örneği alalım, ara vereceğiz. Hazreti Muhammed'in hayatı 11. sınıf ders kitabı ve seçmeli ve normal liselerde de okutulan bir ders. Bakın eşlerin sorumlulukları başlığını düzenlemiş ve Nisa suresi 34. ayeti dayanmış. Ayeti şöyle veriyor. Erkekler güç ve kuvvet yönünden daha ileri olduğundan Cenab-ı Hak ailenin sorumluluğunu birinci derecede onlara yüklemiştir. Ayeti kerimede şöyle buyurulur. Erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucu olurlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Erkekler üstün yaratılmış. Hani, bir de hani Allah yarattıkları arasında tabii, fark gözetmezdi. Bir de erkekler kendi mallarından harcamaktadır. Saliha kadınlar yani dine uygun davranan kadınlar itaatkardır. Bir yerde de şunu söylüyor. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Erkek ailesinin çobanıdır. Bu da Hazreti Muhammed'in hayatı 10. sınıf ders kitabı sayfa 84 ve 85. Bu da herhalde normal liselerde okutulan bir ders. Hazreti Muhammed'in kemikleri sızlıyordur şu anda. Bakın bunlar, bu da normal liselerde okutuluyor. Turan daha Dursun'u da genişletilecek. Evet. Turan Dursun'u okuyun. Mutlaka okuyun. Sırf aydınlatmak için bu ülkeyi yazdığı kitaplar yüzünden katledilmiş bir büyük aydın. Şimdi bunu okuyan evet. Çocuk annesine saygı duyar mı? Kime saygı duyacak? Topluma söyleyeyim. Saygı duyuyor. Ailede barışık i̇şte onun için ben. Saygısız, kindar tipli böyle... Tabii. Böyle korkunç sakallı, kirli suratlı erkek çocukları görüyoruz. Ben çok konuşmayayım, ara verelim. Tamam. Ardından devam edelim. Bizden ayrılın.
Ulusal kanalda nasıl yani programımız, eğitim sistemimizin tablosuyla, hali pür melaliyle devam ediyor. Çok değerli konuklarım var hemen yanımda. Ben oturma sırasına göre şimdi takdim edeyim. Eğitim İş İstanbul 4 No'lu Şube Başkanı Sayın Zekeriya Çakmak var hemen yanında. İstanbul Eğitimciler Derneği eski başkanı Sayın Duygu Yeniay Üsküplü var. Ve hemen onun yanında da yazar, hukukçu, eğitimci Sayın Mustafa Solak var. Ve tabii bu programın özellikle İstanbul Eğitimciler Derneği'nin de katkısıyla yapılıyor olması, Eğitim İş İstanbul 4 No'lu Şube'ye de çok teşekkür ediyoruz. Böyle olması çok önemli ve bu dernek özellikle köy enstitülerini yeniden hayata geçirmek üzere büyük mücadele veren bir dernek diyebilirim. Evet, değil mi? Özetle. Şimdi Sayın Çakmak, siz 10 gün önce 60 okul evet, şöyle şöyle oldu dediniz. Şimdi eğitimdeki laiklik meselesi zaten temel konumuz, en önemli konumuz. Atatürk'süz eğitim istemiyoruz biz. Ne oldu bu 60 okul, ne yapıldı? Türkiye'nin bir planlı kalkınma konusunda özellikle bu iktidar evet, döneminde yaşadığı bir problem var. Evet. Yani bu problem sanayide, ekonomide, tarımda ve eğitimde çok belirgin olarak gözüküyor. Evet. Şimdi 2 Haziran'da bir sınav yapıldı Türkiye'de. Lise geçiş sınavı. Yani TEOG kaldırıldı. Yerine getirilen sınav. O da tartışmalı bir sınav oldu. Yani matematik soruları gerçekten çok seviye olarak üst seviyede sorulardı. Fakat esas olarak İstanbul'da 60 tane mesleki ve teknik lisenin evet, öğrencilerin bu yerleşme durumunda ortaya yaşayacakları problemleri aşmak için Anadolu Lisesi'ne çevrildiğini, bir gecede onların tabelalarının değiştiğini gördük. Fakat az önce bir arkadaşım uyarmış Pendik'ten. Şimdi bir gecede. Bir gecede. Nasıl bir sistem yani getirmişler? Düşünün 60 yani tane. De şöyle bir ne kadar zamandan beri kaynıyordu bu kazan, değil mi? Gülgün Hanım, bir de yani Türkiye'nin mesleki anlamda bir açık pozisyonu var. Yani Avrupa'da %68'lerde olan mesleki ve teknik eğitim oranı bizde %20'lerde hala. Yani Türkiye kalkınacak elektrikçiye, tesisatçıya, evet, mobilyacıya, işte sıvacıya, badanacıya ihtiyacı var. Şimdi bunların yetişeceği bir ortam, okul olması gerekiyor. Bütün bunları kapatmışız ya da yeterince açmamışız. Fakat gelinen noktada 60 tane okulu bir gecede biz tabelayı değiştirdik, Anadolu Lisesi'ne çevirdik. Çünkü öğrenciler yerleşemeyecek görülüyor. En son 27'ye galiba düşürmüşler. Bugün yani az önce aldığımız bir ileti bu. Hmm. Fakat onların da hangi okul olduğu belli değil. Şimdi, bellidir kendi zihinlerinde. Yani kendi de kafalarında bir tablo var. Ama eğitim günübirlik politikalarla yönetilecek bir alan değil. Eğitimde bir plan yaparsınız. Yani sizin ne kadar imama ihtiyacınız var, ne kadar elektrikçiye ihtiyacınız var, ne kadar veterinere ihtiyacınız var, ne kadar işte sağlıkçıya, fizyoterapiste ihtiyacınız var. Ona göre bir altyapı, okul, hatta orta öğretime dayalı bir üniversite anlayışı olur. Bizde bunlar yok. Şimdi İmam Hatip her şeyin önüne geçince ne yapıyoruz? Ondan sonra bir gecede okulların adını değiştiriyoruz. Okulların öğretmenlerini bir gecede alıyoruz. Proje okulu diye sürgüne gönderiyoruz. Ve beraberinde çocukların geleceğini göremediği, öğretmenlerin kendi geleceklerin hakkında pek çok konuda karamsar oldukları bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani planlama yok bizde. Türkiye'de bugün tarım okullarına ihtiyaç var hala. Yani Türkiye'nin %15'i bildiğim kadarıyla hala kırsalda yaşıyor. Fakat tarım dersi aldım ben lisede okurken, ortaokulda okurken. Biz de aldık. Çünkü tarımda... Tarım aldık. Ben tarım lisesi mi özledim? Evet yani. Tarım dersi aldık. Ekonomi konusunda derslerimiz vardı. Şey nasıl yazılır, fatura nasıl yazılır, nasıl doldurulur, defter nasıl tutulur, gelir gider defteri nedir? İşte Atatürk, dikiş derslerimiz bile vardı. Atatürk devriminin eğitim alanındaki
çalışması bu ama planlamış. Yani ne kadar, hangi alanda, kaç kişiye ihtiyacım var, buna göre yetiştiriyor. Fakat şimdi böyle bir şey yok. Var mı yok mu İmam Hatip? Onlar da boş. Yani ortaokul düzeyine indirildi. Birçok ilçede bugün klasik ortaokul yok. Yani bu da çok vahim bir tablo. Ben planlamanın bu iktidar döneminde yapılamadığını, çünkü iktidarı yöneten bürokratların, yani bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bürokratların alandan gelmediğini düşünüyorum. Yani geçenlerde Milli Eğitim Müsteşarı bu seminer dönemi içerisinde bir şeye değiniyor. Diyor ki siyasi olarak işte bir ortam var, seçime gidiyoruz. Bütün partiler diyor, işte her öğretmeni atayacaklarını söylüyorlar diyor. Ama bu olmaz diyor. Ben diyor şu anda var olan bütün öğretmenleri atamış olsam diyor, eğitim fakültelerinde okuyan 700 bin öğrenci var diyor. Onların bütün geleceğini karartırım diyor. Şimdi siz Milli Eğitim Bakanlığı olarak o planlamayı yaparken zaten 700 bin kişiyi alarak eğitim fakültelerine o çocukların, gençlerin geleceğini zaten karartmışsınız. Onların çalışamayacağı bir alanda onlara 4 yıl, hatta 1+4, birçoğunda hazırlık da var bu okulların, fakültelerin. Şimdi geleceğini baştan karartmışsınız. Planlama yapmamışsınız. Yani üniversite öğrencisinin sayısını artıracağım diye planlama yapmadan doldurmuşsunuz. Şimdi diyorsun ki ben atama yapmayacağım. Gelecek olanlar da bir umut ışığı olsun. Ona göre de ne yapacağım? Onlara da yeşil ışık yakıyor. Yani seçim. Ya seçim güzel de seçimin bir mantığı olur. Türkiye'de yine ben konumuz işte siyasi partilerin seçimdeki eğitim politikaları. Şimdi 4-5 tane partinin genel başkanının, yani biraz da şeye baktım orada, eğitim politikalarına baktım. Çok önemli bir konu benim açımdan. Ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından. Ülkenin biraz toparlarsanız yani, böyle. Hemen toparlayacağım. Yani sosyolojik anlamdaki değerleri bakımından. Şimdi önüne her gelen ana dilde eğitim diyor. Ana dilde eğitimi yapacağım diyor. Ya söylediklerinin nereye vardığını bilmiyor bu siyasi iktidarlar, siyasi parti liderleri. Ya da bir art niyet var burada. Yani Türkiye'de az önce Duygu öğretmenim bahsetti burada. Bir gericiliğin ve bölücülüğün zemin bulduğu, yani yeşerdiği, bir takım olanakları eline geçirdiği bir ortamda ana dilde eğitim, açık ve net söylüyorum, bu ülkeyi paramparça yapar. Eder. Bir örnek vereceğim. Evet. A ilinde oranın ana yani orada konuşulan dilde, evet, eğitim yaptığınız zaman ana sınıfında, ilkokulda, ortaokulda, lisede ve üniversitede bir çocuğu aldınız. Oradaki yöresel dilde eğittiniz. Okulu bitirdiniz. Kimya mühendisi oldu, doktor oldu, öğretmen oldu. Peki buradan ana dilde eğittiğimiz, bakın ana dilini öğrenebilir, bu başka bir çok şey. Çok toparlayayım. Evet. Çünkü peki o çocuğu yani üniversiteyi bitirmiş o çocuğu görev için nereye göndereceksiniz? Bu sorunun cevabını lütfen versinler. Evet. Şimdi bu ana dilde eğitim meselesi aslında kazanınca altından çok fena şeyler çıkıyor. Sayın Çakmak değindi ona. Sizin bu noktada bakışınız nedir? Özellikle bir eğitimci olarak. Türkiye'de doğduğu andan itibaren duyduğu dili konuşmak ile ilgili hiçbir sorunu yok, yok halkımızın. Yok. Evet. Türkiye'nin her yerinde, dört bir yanında farklı geçmişlerden gelen, burası çok çeşitliliğin bir arada olduğu bir ülke, biliyoruz bunu. Çok köklü bir tarihimiz var. Dolayısıyla farklı şiveleri, ağızları ve yerel dilleri kullanmayla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Ama millet olmak, birlik olmak ortak bir dil gerektirir. Burada Türkçemiz hem bilim yapmaya hem geleceği kurmaya gayet vakıf bir dildir. Ayrıca bir katkı sunmak istiyorum. Çok özür dilerim, sözünüzü kesmek istemezdim ama şimdi bakıyoruz iktidarı elinde bulunduran şahıslar, efendim Türkçe öyle fena bir dilmiş ki Türkçe ile felsefe yapılamıyormuş. Türkçe öyle fena bir dilmiş ki efendim Türkçe zayıfmış, X, W, Q harflerini de alfabemize almamız lazımmış gibi bu dünyanın en zengin ses sistemine sahip dile
Oktay Sinanoğlu tekme atmaya çalışıyorlar. Işıklarışında evet. Uyusun. Hayatta olsaydı da şimdi bunlara çok güzel cevap verirdi. Amerika'da bilim dünyası içerisinde Türkçenin hem de bu kadar bize müdahale eden bir ülke içerisinde Türkçeli bilimin yapılabileceğine dair onlarca kitap yazmış bir bilim adamı kendisi. Onların kitaplarını okumalarını öneririz kendilerine. Hatta göndermek gerekir belki. Bir göz atsınlar. Evet, bu cehaletten kurtulması gerekiyor. Evet. Yani ülke evet. Yönetenlerin. Evet. Aynen öyle. Ana dil meselesiyle ilgili halkın da bir talebi yoktur. Ki biliyorsunuz bu açılım süreci içerisinde çeşitli kursları açtılar. Çeşitli dilleri öğretmek üzere. Boş kaldı. Hocam üniversitelerde, evet, Tunceli Üniversitesi'nde, Mardin'de, Artuklu'da bölüm açılıyor. Bu bir istenen anayasaya dayatma. Bir başka evet, düşünceyi siyasi, dayatmaktı. Evet. Siyasi de üniter devlet yapımıza yapılabilecek müdahalelerin kapılarından bir tanesi de ana dil üzerinden karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir halkın ihtiyacı olmayan, talebi olmayan bir meseleyi eğitim üzerinden durmadan 10 yıllardır karşımıza getirmeleri ve buna çözüm alamamalarına hani bir kazanç sağlayamamalarına rağmen burada diretmeleri aslında kısa süre içerisinde geçersiz olduğunu göreceğimiz bir konu olarak değerlendiriyorum ben ana dil meselesini. Bunu ama seçim malzemesi yapıp evet. Belli kesimlerden oy devşirmeye çalışan evet, söylemlerde görüyoruz. Sayın Solak. Bu noktada sizin de önemli saptamalarınız var. Evet. Böyle kısa evet, şöyle, ana cevap dil, olursa sevineceğim. Ana dil eğitim, evet. Ana dil öğretimi, ana dilin öğretilmesi bunlar hep birbirine karıştırılan kavram. Bir kere ana dilde eğitim farklı bir şey. Ana dilin öğretilmesi farklı bir şey. Bunu bir tespit etmek lazım. Veyahut da ana dilde öğretim, ikisi ana dilde eğitimle öğretim aynı şeyler. Evet. Ama ana dilin öğretilmesi başka. Ana dilde eğitim demek sizin tarihi, coğrafyayı, felsefeyi, matematiği o dilde vermeniz demektir. Yani bugün için tartışılan nedir? Kürtçe. Peki Kürtçenin hangi lehçesi? Esas olarak tabii, da Kırmançı deniyor. Bir kere şu var. En temelde şu. Toplumsal bir ihtiyaç mıdır? Bu ihtiyaçsa nerelerde ihtiyaçtır? Yani sokağında mahallede zaten ona vurgu tabii, yaptı. Sokağında evet. Mahallesinde konuşsun diye mi? Yani folkloru kültürel bir öğe olarak mıdır? Yoksa ben bunu bütün dersleri bu şekilde almak istiyorum. Bir, ikincisi ben bunu yargı sisteminde, sağlıkta, hukukta uygulamak istiyorum. Bölücülüğün bir bunu, adımıdır. Yani İsviçre modeli tabii, veriyorlar. Bunu diyorsa zaman zaman. Bakın, efendim bunu, orada bazı kantonlarda şu dil, bazı kantonlarda bu tabii, dil konuşuluyor. İsviçre millet diye millet yok millet ki ortada yok. Yani. Şimdi bakın, millet yok yani. Şimdi bunu diyorsak eğer tüm hayatın her alanında diyorsak bu ayrı devlet yapılanmasını gerektirir. Tabii. O zaman adını açıkça ayrılma hakkım istiyorum ben diye tespit ederseniz dürüst bir şekilde tartışma yaparsınız. O zaman PKK'nın yapmak istediğini siyaset olarak sen çanak tutarsın. Burada, bunu şimdi, anlıyoruz tabii, değil mi? Şimdi burada evet, sıkıntılı evet. Şöyle var bakın. Mesela hani Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa yerel yönetimler özellik şartını uygulayacağız. Avrupa standartlarına getireceğiz dil öğrenimiyle ilgili. Şimdi beyannamesinde bu var. Şimdi bir yandan da şu güzel ifade var. Ana dilin öğretimi bahsediyor. Yani ana dil eğitimden bahsetmiyor. Ama bu üniter devleti ortadan kaldırma yönünde bir ön adım noktasında bir kaygı yaratıyor. Yani onu istiyor anlamında söylemiyorum ama bu kaygıya neden oluyor. Avrupa Birliği yerel özellik şartlarının kaldırılması demek mali, ekonomik, kültürel, siyasal hakların da zamanla gündeme getirilmesi demek. Şimdi Türkiye buralara niye çekince koydu? Üniter devlet yapımda evet, sıkıntılar vardı. Evet. Dolayısıyla bu kavram kargaşalığına neden olacak ifadelerin giderilmesi gerekiyor. Hocam orada yerel güvenlik birimleri oluşturma şeyi tabii, var. Yani şimdi, belediyelerin böyle bir yetkisi var orada. Şimdi Gürsel Tekin'in bir açıklaması sosyal medyada var. Bakın bu eğitim sistemine kadar uzanacak bir tablo. Bu nasıl bir ifade? Umarım bir yanlış anlamadır. CHP'li Gürsel Tekin 2. üst üste Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Kürt olacak. Bakın burada da siyasi söylemde de bir ayrımcılık var. Biz Kürt de biziz, Türk de biziz. Hepsi biziz diyoruz değil mi bizim renklerimiz için? Evet. Bu noktada şimdi buyurun. Şimdi yani, şunu söyleyeyim. Tam da konunun üstüne düştü. Cumhuriyet devriminin eğitim felsefesini benimsemişse etnik kökeninin bir önemi yoktur. Zaten bunu benimseyen kişi Türk milletinin bir parçasıdır. O bakımdan eğer etnik köken bakımından gerekirse hepsi Kürt olsun. Sorun değil bakın. Şimdi biz bunu ırksal temelde Sivaslı mısın, Kürt müsün, Alevi misin, Sünni misin şu bu tartışmayı hapsedersek olmaz bu. Gerekirse hepsi Kürt olsun ama bugün şu ana kadar söylediğimiz eğitim felsefesini benimsemişse bir sorun yok.
Dolayısıyla meseleyi buradan bir çıkarmamız gerekiyor. Şu ana dil meselesinde de biraz önce dediğim gibi, yani mesela Saadet Partisi'nin seçim bildiri beyannamesinde de var. Bir yerde ana dilin öğretiminden bahsediyor, bir yerde de ana dilin eğitiminden bahsediyor. Karışık ifadeler. Yani bunu herhalde yazanlar, konuşanlar da tam olarak neyi kastettiklerini de ortaya koyamıyorlar. Dolayısıyla hani iyi niyetli düşünmek istiyoruz. Dolayısıyla ana dilin öğretimiyle ana dilde öğretim veya ana dilde eğitim bambaşka şeylerdir. Ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı ortadan kaldırır şeylerdir. Bunlara dikkat edilmesi gerektiğini tespit ediyoruz. Söylemlere dikkat tabii edilmesi. Tabii HDP'nin seçim bildirgesinde zaten yargı alanında da uygulanmasına yönelik. Gürsel Tekin'in ifadesinde şu var. Ana dil, yerel yönetimler, demokrasi ve özgürlükler gibi ciddi meselelerin CHP tarafından çözüleceğini belirten Tekin diye devam ediyor haber. Şimdi bu işte siyasetin yuvarlak sözleri. Ne demek burada, ne demek isteniyor? Bazıları dillendiriyor tabii bunu. Buyurun. Yani işte bu dediğim gibi iyi niyetli olarak yorumlayalım. Ama kafadaki kavram kargaşanı net olarak ortadan kaldıralım. Avrupa Birliği yerel yönetim özellikle şartındaki çekinceleri kaldıracağız derseniz bu o zaman ana dilde eğitim talebinin de gündeme getirilmesini isteyenlere malzeme vermiş olur. Özellikle dikkat edelim. Yerel yönetimler bunlar çok tehlikeli kavramlar. Ta bu konu eğitime kadar tabii, geliyor. Buralara dikkat edelim. Sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler lütfen ve lütfen kavramları çok iyi biliniz ve ülke üzerinde oynanan oyunu görünüz. Dağıtılan mavi boncukları hemen avucunuza alıp sahiplenmeyiniz. Seçim dönemlerinde çok çeşitli vaatler var ve çok tehlikeli vaatler var. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Sayın Üsküplü. Çünkü şu ifade sıkıntılı bir ifade. Bakın, yerel yönetimlerin özelliklerini Avrupa standartlarına kavuşturacağız. Ne demek bu? Yani bu işte bunun net olarak açıklanması lazım. Ya da Avrupa yerel yönetim özellik şartını uygulayacağız. Toplum, bakın toplum çok fazla dinlemiyor bunları. Bunları çok algılamıyor diye düşünüyorum ben. Algılamadığı için de bu yuvarlak ifadeler toplumun zihninde tehlikeli yankılar yapıyor. Sayın Üsküplü, bu noktada sizin de çalışmalarınız var. Ondan sonra Sayın Çakmak'a söz vereceğim. Kaç dakikamız kalmış ona göre konuklarımızın süresini de ayarlayalım bu arada. Buyurun. Bütün bunlar aslında Gürsel Tekin'in sözleri bir paket program. Sadece Gürsel Tekin'den duymadık bunu. Yani çeşitli medya haber olarak çeşitli geldiği için örnekledim. Milletvekilleri, adayları ve hali hazırdaki Cumhurbaşkanlığı adaylarından da duyduk bunları. Bu bir paket program. Ve çok benzer şeyler dile getiriliyor. Türkiye bir derebeylikler bütünü değil. Böyle bir şey söz konusu olmayacak. Cumhuriyet devrimi... Yenevet burada payidar kalacak. Türk halkı böyle bir şeye izin vermez. Hangi etnik kökenden gelirseniz gelin o birlik bütünlüğe hepimizin ihtiyacı var. Çok tehlikeli sularda geziniyor. Evet. Seçim evet. dönemlerinde bu söylemlerin dile getirilmesi tabii ki bizleri korkutuyor. Ancak halkımıza güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Son olarak son sözlerimiz sanırım ekranları başında bizi izleyen öğretmenlerimizin daha gündelik sıkıntılarla ilgili de değerlendirmelere mesela, ihtiyaçları vardır diye düşünüyorum. Mesela bu 3600 ek gösterge konusu çok gündeme geldi. Bütün partilerin öğretmenlere vaadi. 3600 ek gösterge nedir? Emeklilik maaşınızın ve ikramiyenizin ne kadar olacağına dair bir ölçüt. Maalesef üniversite mezunu olan devlet memurları içerisinde bu haktan mahrum olan tek iş kolu eğitim, öğretmenler. Dolayısıyla bunu hak ediyoruz. Bu uzmanlığa sahibiz tabii ki. Çok sevindik bütün siyasi partilerimiz böyle bir vaatte bulundular. Bunun dışında Mustafa Bey dile getirdi çok çeşitli vaatler var. İşte burslar, çeşitli borçların silinmesi, okullara kaynaklar. Bunların tabii ki yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama ben şimdi bu vaatleri görünce çok heyecanlandım ve hangi kaynakla yapacaklarını merak ettim seçim bildirgelerinde. Bununla ilgili bir öğe aradım. Şimdi bakıyoruz borçlanma ekonomisinin devamıyla ilgili bir anlayış varken, hala Batı'yla birlikte planlama yapılacağına dair söylem varken bu vaatlerin gerçekleşmesi mümkün değil. Burada da değerli öğretmenlerimizin üretim ekonomisine vurgu yapan seçim bildirgelerini dikkate almalarını öneririm kendi adıma. Evet. Burada çok teşekkür ediyoruz Sayın Çakmak. Evet. Önümüze nasıl bakacağız? Bu seçim döneminde işte gördünüz yani ana dilde eğitim vesaire 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 pek çok şey havada uçuşuyor. Buyurun. Valla burada bir önce tekrar nitelikli bir eğitim. Yani bu seçim dönemi geçecek. 25 Haziran'da Türkiye devam edecek yaşamaya.
Tabii. Türkiye'nin sonu olmayacak bu. Ama sandığa giderken. Ancak sandığa giderken seçmen. Bu ülkenin vatandaşları, önemli. Bu ülkenin gençleri, yani Türkiye'deki nitelikli bir eğitim, Türkiye'de kaliteli bir eğitim ve artık tarikatlara ve bu özel eğitim kurumlarına ihtiyaç kalmadan eğitimin bir kamusal hizmet olarak verilmesi gerektiği konusunda biraz daha duyarlı olmak, yani kendi geleceklerini burada kamusal eğitime bağlamak gibi, üniversite eğitiminde, üniversiteye girişte temel eğitimin esas alınması gibi, özellikle meslek liselerinin tekrar geliştirilmesi gibi, üniversitelerde özgürlük ve bilimselliğin tekrar öne çıkarılması gibi, Türkiye'de bir aydınlanma seferberliğinin başlaması gibi, eğitimde öncelikle ahlaklı vatandaşlar, ahlaklı bireyler yetiştirmemiz. Yani köpeğin patilerini kesen bir kişinin yetiştiği bir sistemden geliyoruz. Yani bu nasıl bir anlayıştır? Ve hala çevreyi sevmeyen... Yok efendim, kepçe operatörü kepçesini daldırmış da yani, aynı anda nasıl olmuş? Yani, ayakları kesilmiş, şimdi, kuyruğu kesilmiş. Hayvanı sevmeyen, çevreyi sevmeyen. Yani işte HES'ler var Türkiye'de, Doğu Karadeniz'de. Ama çıkıp din adamı kisvesi altında fesli deliler, minnermeler, evet, yani, köpek girene şimdi, ve süs köpeği girene ve melek girmez gibi abuk sabuk, evet, son derece ilkel ifadeler kullanırlarsa köpeğin derisini de yüzerler, ata tecavüz de ederler. Tabii yani, yani bir sağlıklı yurttaşlar yetiştirmek, evet, çevresiyle barışık, kendisiyle barışık, toplumuyla barışık bireyler yetiştirmek ancak uygar bir çağdaş bir eğitimde mümkün. Buralarda toplumun mutlaka duyarlı olması gerekiyor. Yani 24'ünde sandığa gittikleri zaman benim ülkemin gençleri ve vatandaşları Türkiye'nin geleceğini oylayacaklar. Bu anlamda önceki örnekler, o Cumhuriyet Devrimi, Atatürk Devrimi ve modern eğitimin bu ülkeyi kazandırdığı bütün birikimlere, evet, Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkmak, evet, onları geliştirmek için bir dayanak oluşturmak anlamında mutlaka duyarlı olmalılar ve çocuğu korumak gerekiyor eğitimde. Evet. Çocuğu tarikatların o yurtlarında, evet, yakmamak gerekiyor. Öğretmen yetiştirme konusu ayrı bir konu. Bir de köy okullarının yeniden açılması. Hiçbiri değinmedi. Ben göremedim bu partilerin, yok, programlarında. Köy enstitüsü gibi eğitim ama köy okulları yeniden yani açılmalı ve taşımalı eğitim. Taşımalı eğitim ortadan kaldırılmalı. Evet. Çocuk kendi köyünde, kendi ailesinin yanında, kendi o çevresinde eğitim hakkını kullanabilmeli. Evet. Ve oranın bir bireyi olabilmeli. Evet. Yabancılaşmamalı. Yani artık bu imam hatiplerden, bu istiladan Türkiye'nin kurtarılması gerekiyor. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve Atatürk'ün şu ifadesiyle veda etmek istiyorum bugün. Efendiler, ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat uygarlık tarikatıdır. Uygarlığın buyurduğunu ve istediğini yapmak insan olmak için yeterlidir. Tarikat başkanları bu dediğim gerçeği bütün açıklığıyla algılayacak ve kendiliklerinden derhal tekkeleri kapatacak, müritlerinin bundan böyle olgunluğa eriştiğini kabul edecektir. İşte kanun budur. Eğitim. İki dakika fırsatımız var. Çok kısa. Hiç vaktimiz yok. Bitti. Peki, şunu süre. Bir kere dediğiniz gibi tarikat ve cemaat okulları, evet, yurtları bir kere kamulaştırıp, evet, devlete devredilmeli. İki, seçim beyannamesinde böyle KHK'larla atılan işlerden, evet, diye böyle bir şey. Bu ifade sanki onların hepsinin geri döndürüleceğine yönelik bir ifadeymiş gibi algılanabilir. Partilerimiz buna, evet, dikkat etmelidir. Burada hızlı bir şekilde yaygılarar kim suçlu, kim suçsuzsa, suçsuz olanlar bir an önce göreve döndürülmesini savunmak gerekir ama tüm hepsi döndürülecek gibi bir algıya neden oluyor. Bu müfredatın tekrar gözden geçirilmesi lazım. Askeri okulların açılması lazım. Süratle. Bakın evet. Ece Boylu geçenlerde, bitti, askeri tabip bu noktada şunu söylemişti. Bir paraşütle bir askeri okuldan mezun olan doktora atabilirsin ama sivil bir doktora kolay kolay paraşütle atlatamazsın. Uçaktan atamazsın. Paraşüte sınav, gelinceye kadar tabii, sahra hastanelerinde çalışmayı öğrenir. Sınavların kaldırılmasından, evet, bahsediliyor ama burada ihtiyaç dahilinde planlama, evet, yapmak lazım. Ana dilde eğitimde, evet, de zaten ve bahsettik. Bir de ücretsiz şunu söyleyeyim. Ücretsiz ve sağlıklı eğitim. Ücretsiz. Evet.
Kamusal ve bilimsel. Profesör Hasan Şimşek'in yeni bir kitabı yayınlandı. Kendisi Kültür Üniversitesi'nin öğretim üyesidir. Evet. Bunu da izleyicilerimize önermiş olayım. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, aslında sınırlı süreler içinde konuşulacak bir konu değil. Sandığa gidiyoruz. Haftaya bugün güzel şeyleri konuşmak istiyoruz. Çağdaşlığı, laikliği, güzelliği konuşmak istiyoruz. Artık üreten Türkiye'nin kapısının açıldığını konuşmak istiyoruz. Birleşen Türkiye'yi konuşmak istiyoruz. Lütfen eski deyimle şapkanızı önünüze koyun, iyi düşünün ve oyunuzu sandığa atarken böyle atın diyoruz. Yarın yine saat 16'da nasıl yani demek için burada olacağız. Sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler. Esen kalın.